Evet, 10 Kasım 2021. Saatlerimiz 5.40 ve Ankara'da Anıtkabir'deyiz. Normalde 5'te kapanmış olması lazım ama 10 Kasım sebebiyle halen ziyarete açık. Şu anda çıkan kadar giren de var Anıtkabir'e. Ve sabahtan beri de bu sayının çokça olduğunu da söylemek gerekir ki bugün Ankara'da hava sıcaklıkları 13 derece birden düştü. Buna rağmen müthiş bir ziyaretçi akını var. Evet, Aslanlı yola çıkan merdivenlerden tırmandık. Hemen karşımızda Hürriyet ve İstiklal Kuleleri, bu heykel grupları ve hemen önümüzde Aslanlı yol. Ve Aslanlı yol boyunca 12'si sağda, 12'si solda olmak üzere 24 tane aslan heykeli, 24 Oğuz boyunu temsil ediyor. Evet, aslanlardan. Bugün herhalde herkes bir sözleşmiş. Özellikle böyle hani Z kuşağı diyebileceğimiz gençlerin hemen hepsi siyah pantolon, siyah tişört giymişler. Ya da bazen kırmızı tişört, siyah pantolon. Ama hepsinde illaki siyah pantolon. Bence güzel olmuş. Güzel düşünmüşler. Ve Türk bayrağı yarıya indirilmiş şekilde tam karşımızda duruyor. Şimdi tören meydana doğru yürüyoruz Aslanlı yolda. Aslanlı yolun sonuna yaklaşık 250 metrelik bir yol bildiğimiz gibi. Şimdi tören meydana doğru çıkacağız. Evet, tam geldik tören meydanına. Bildiğiniz üzere Aslanlı yolun sonunda vardığımız tören meydanında bu bayrak direğimiz. Hemen solumuzda da Anıtkabir. Bu 10 Kasım münasebetiyle bu şekilde bayraklarla donatılıyor. Evet, çok fazla genç var. Yani şu anda ben bakıyorum, yaş ortalaması şu anda burada en fazla 18-19. Yani böyle 30 yaş üstü diyebileceğim hiç kimse yok. Evet, bu müzeye giriş içinde inanılmaz bir kuyruk var. Yani hakikaten bu dondurucu ayaz soğuğunda Ankara'nın saat şu anda 6'ya 10 var ve hala akın akın insanlar gelmeye devam ediyor. Bu akşam 9'a kadar açık olacakmış 10 Kasım münasebetiyle Anıtkabir. Anıtkabir'in hemen girişinde bu merdivenlerin sağında bulunan bu kabartmalar malumunuz üzere Sakarya Meydan Muharebesi'ni anlatıyor, betimliyor. Bunun bir de sol tarafı var. Onu da çıkışta görürüz. Şimdi mozolenin içine doğru gidelim bakalım. Evet, mozolenin girişinde sağda hemen 1933 yılında Cumhuriyet'in 10. yılı münasebetiyle Atatürk'ün yaptığı 10. yıl nutku. Sol tarafta ise hemen Atatürk'ün gençliğe hitabesi gözüküyor. Mozolenin içine doğru giriş yapıyoruz. Yine içerisi kalabalık. Herkes kendine göre saygı duruşunda bulunuyor. Dua okuyanlar, esas duruşta saygı duruşunda bulunanlar. Yine bildiğiniz üzere gördüğünüz lahit Atatürk'ün gerçek mezarı değil, gerçek mezarı bunun tam 7 metre aşağısındaki özel bir odada bulunuyor. Kışında da
kabartmaların devamı Sakarya Meydan Muharebesi sağ taraftaydı. Sol tarafta da Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve sonuçta da zaferi simgeleyen, 30 Ağustos'u simgeleyen kabartmaları görüyoruz. Evet, tören meydanı halen kalabalık. Halen gelenler var. Dediğim gibi yaş ortalaması yani 30 bile değil. Yani demin 30 dedim ama şimdi baktığım zaman 18, 19, en büyük yaş 20 belki. Ve herkes, konuştuğum, sorduğum çocukların hepsi Ankara'nın farklı mahallelerinden dersler bittikten sonra, sınavlar bittikten sonra çıkıp gelmişler. Kendileri gelmişler. Saat artık 6'yı geçiyor. Ancak halen çıkan kadar gelen insanlar her iki taraftan, hem arkadaki kapıdan, hem Tandoğan'ın kapısı Aslanlı kapıdan, hem de Anıttepe tarafından hala gelmeye devam ediyorlar ziyarete. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Atatürk'e şükranlarını sunmaya. Artık iyice karardı. Saat 18.20 ve halen gelen giden devam ediyor. Ben de yayınımı burada sonlandırıyorum. Ankara Anıtkabir'den herkese sevgiler.